Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir oyun incelemesi yapacağım. Bu oyun tekillik için hücre isimli bir oyun. E, yorumlarda bir abonemiz bahsetmişti bu oyundan. Ben de merak ettim yükledim. E, hani önerdiğiniz bütün oyunları yükleyip bakıyorum acaba nedir ne değildir falan diye. E, oyun başta çok saçma gelmişti. Ama sonra e, böyle Merak duygusu uyanıyor böyle geliştirmeleri açtıkça yeni geliştirmeler falan çıkıyor bu geliştirmeleri sürekli merak ediyorsunuz acaba nasıl bir şey vesaire falan diye ben e, oyunu bitirdim e, yani bu oyun şu an nereden baksanız e, bir aylık bir süreç oyun oyunda değilken de çalışan bir oyun e, yani bu gerekli puanları toplayan bir oyun e, ben size e, yani oyunun bitmiş halini e, sıfırdan sonra bu videoda göstermeye çalışacağım. Oyunda en başta e, hücre olarak başlıyorsunuz, i̇şte protein olarak falan başlıyorsunuz, DNA olarak başlıyorsunuz. Birazdan zaten onları en başından gösterin. Sonra işte e, fikir denilen ayrı bir bölüm açılıyor. O ayrı bölümden de işte çağlar gelişiyor vesaire falan. En sonunda işte Mars'a koloni kuruyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu asıl çekmemin sebebi e, akşama canlı yayın yapacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. E, i̇lk canlı yayınım olacak. E, bunu da buradan duyurmuş olayım. Aslında bunu duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar bu oyunda da e, simülasyonun belli başlı e, hızını belirleyen özellikler var. Mesela şu an görüyorsunuz e, benim baya bir bu zümrütüm birikmiş durumda. Şu an 33 milyon kadar toplamış durumdayım. E, oyunu tekrardan başlatıp bu oyun hızını ayarlayan özellikleri ...yükseltiyorum ve sonrasında tekrardan simülasyona başlayabiliyorum. Burada... ...hani... ...o az evvelki simülasyonunuz siliniyor. Yeni bir simülasyon açıyorsunuz. Ben ilk oyuna başladığım zaman... ...işte eşsizliği açtım. Merakla bekliyorum böyle ne olacak vesaire falan diye. Bir anda simülasyon bitti böyle. Bir de benim o an... ...bir haftalık bir emeğimdi. Çok üzülmüştüm. Sonradan fark ettim ki aslında... ...o... ...siliniyor ve... Bu özellikleri açarak simülasyonun biraz daha hızlı akmasını sağlıyorsunuz. Mesela benim burada e, evrensel aktör simülasyonu açmaya puanım yetmedi. Onu da açsaydım simülasyon biraz daha hızlı ilerleyecekti. Şimdi şöyle arkadaşlar ben ilerideki 20 dakikada oyunu bitireceğim. Mesela şimdi buradan önce dünya gezegenini açıyoruz. İşte ilkel çorba falan diyor. E, burada mesela amino asit, protein, işte nükleotit, hücre zarı vesaire falan buradan tek tek yukarıya doğru dallar şeklinde çıkacağım arkadaşlar şimdi mesela görüyorsunuz benim 200 bin falan birikti ama yani oyunun başındayken bu arada şu şekilde alttan listeyi açarak da hızlıca yapabiliyorsunuz ben şimdi videonun çok da uzun olmasını istemediğim için mesela bakın şu an ökaryotik hücre açtım e sonrasında işte diğer özellikleri açıyorum e şimdi şöyle arkadaşlar bu arada bir reklam izleyelim ee, yani biraz daha hızlı da olsun paranız ee, O sırada ben de size biraz daha oyundan bahsetmeye çalışayım Şimdi oyunda e, iki tür geliştirme var bunlardan bir tanesi ekrana dokunduğunuz zaman kazandığınız parayı arttıran Geliştirme Entropi diyorlar ona ee, Bir tanesi de mesela şimdi ben DNA'yı yükselttim DNA yükselttiğim zaman e, anlık saniyede gelen Puan var onu yükseltiyor işte mesela diyor ki DNA yüzde 50 daha verimli çalışacak işte bilmem ne yüzde 20 daha verimli çalışacak vesaire falan diye. Şimdi mesela burada süngeri geliştirdikten sonra deniz anası deniz anasını değiştirdikten sonra platform. Mesela ben şimdi platformu geliştirdim platformdan sonra hemen şunları da geliştirmemiz gerekiyor. Mesela platformdan sonra balık geliyor. Normalde arkadaşlar bunları gerçekten ben şu an hani şu ana kadarki olanları 1-2 dakika içinde açtım ama o size en başta gösterdiğim simülasyon hızını Artırmış arttırmış olmanın verdiği yani hız sayesinde bunları açmış bulunmaktayım. Normalde bunları bu kadar çabuk açamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar balıktan sonra tetrapod, memeli, maymun bir de bunların levelini de yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Levelini yükselttikçe daha fazla puan kazandırıyor. Mesela az evvel gördüğünüz gibi arkadaşlar fikir kısmı açıldı. Soyut düşünce kısmı açıldı. Maymunları oluşturduktan sonra işte bu fikir denilen kısım açılıyor. Oyun birazcık evrim ağacı temeline göre düzenlenmiş planlanmış bir oyun. Mesela şimdi arkadaşlar buradan bu beyni tıklayarak işte fikir puanı kazanıyoruz. Sonrasında taş aletler taş devrini açıyorum ben burada. Ee, şu an çok hızlı bir şekilde bana fikir puanı geliyor ama inanın oyuna ilk başladığınızda bu fikir puanı onar onar 20'şer 20'şer geliyor. Yani bu güçlendirmeleri yapamıyorsunuz bile. Şimdi mesela e, Neolitik dönemi açacağız. Bu arada insanı yükseltebildiğim kadar yükselteyim. E, fikir kısmıyla uğraşırken biraz daha fazla puan kazanmak için. Oyun yaklaşık 20 dakikalık bir oyun olacak. Yani video 20 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Ee, burada ben size Hızlıca yani Aslında şu an e, Bu anlattığım oyun Burada e, bir aylık bir buçuk aylık emek var Arkadaşlar Ama e, işte ben size Hızlıca şu an oyunu 20 dakikada Bu bir buçuk aylık emek sonrasında gösterebiliyorum İşte Yavaş yavaş çağları atlıyoruz arkadaşlar Mesela bronz çağı şimdi demir çağına geçtik e, Artık yükseltmeleri buradan yapayım ki sizler rahat rahat görün. E, belli başlı bir noktaya kadar geldik zaten. Mesela sırayla her şeyi keşfediyoruz. İşte mikroskop, para basma. Mesela şu an artık demir çağından sonra keşfedebileceğim bir şey kalmadı. Orta çağa geçiyorum. Mesela burada görüyorsunuz. E, i̇şte taşınabilir tip kağıt, para, feodalite, rüzgar değirmeni, havai fişek vesaire falan. E, bunları tek tek açacağız şimdi. Bunları açtıktan sonra yeni bir çağ ortaya çıkacak. Mesela keşifler çağı arkadaşlar. Bu açtım özelliklerin ne işe yaradığını aşağıdan bakıp görebilirsiniz. İşte mesela fikir puanımı kazandırıyor, entropimi kazandırıyor. İşte saniyede, dakikada üretimimi kazandırıyor. Bunların hepsini görebilirsiniz. Şimdi mesela bilimsel devrim çağına geçtik. Bilimsel devrimlerin olduğu zamana geldik. Ee, sanayi devrimi açıldı arkadaşlar. Şimdi mesela sanayi devrimini açıyorum ben. Sanayi devrimini olabildiğince, olabildiğince yükselttim e, puan kazanabilmek için. Bu arada entropi dedim olayı da birazdan size gösteririm arkadaşlar. Entropinin ne olduğunu da göstermiş olurum. Bu arada bizim üst katta iki tane canavar var. iki tane dinozor var arkadaşlar. Umarım onların sesi videoya gelmiyordur ama 7-24 koşuyorlar. Yani gerçekten o enerjiyi nereden buluyorlar bilmiyorum ama helal olsun diyorum. Şimdi e, atom çağı açıldı, atom çağını da açıyorum ben. Bunları yükselttikçe e, bizim kazandığımız fikir puanları daha da artıyor. E, en az 25 seviye getirmeye çalışıyorum çünkü bazen 25 seviye getirince e, farklı özellikler de ortaya çıkıyor. E, yani onu 25 seviye getirmeden oyunu ilerletemiyorsunuz bazen. E, bir yandan da daha fazla puan kazanabilmek için tabii ki bunları açıyorum. Oyuna ilk başladığınızda mesela örnek veriyorum, paraşüt kurtarmayı açıyorsunuz arkadaşlar, puanınız bitiyor. Ee, bu arada gerçekten yoruldum. Bu aşağıdan hepsini tek tek açıp sonrasında yine gösteririm. Mesela bilgi çağından sonra acil yaş diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. İşte teknoloji yavaş yavaş gittikçe geliştirmeye başlıyoruz. Şimdi bunları tek tek açıyorum. Şimdi burada A.I. E, yapay bir zeka ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonrasında eşsizlik dedim demiştim ya oyunun başında ben mesela ilk bunu açtım oyun sıfırlandı nasıl üzüldüm ama yani hani bir hafta uğraşmışım şey yapmışım falan. Sonradan fark ettim ki e, onun öyle olması gerekiyormuş. Eşsizlikten sonra Android, android'den sonra e, sentient Android. Şimdi dala sol taraftan devam ediyorum. Korsan bu Korsan bizim. E, Uzayda keşif yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. İşte Marsın yüzeyinde minik araçlar gönderiyoruz, keşif yapmamızı sağlıyor. Sonra bu yeni bir özellik olan insan Expedition artık nasıl dokunuyorsa her neyse o açılıyor. Şimdi mesela bakın arkadaşlar, burada yeteri kadar puanım olmadığı için entropi dediğimiz olay bu. Ekrana ben şu an dört parmakla dokunuyorum. Her dokunuşumda bana belli bir puan veriyor. Bunu da yaptığım yükseltmelere bağlı olarak veriyor. Ben mesela burada ee, bu işte insan ekspedisyonu da açtım. Biraz da e, bu şey tarafından da devam ederiz. Birazdan insan tarafından da devam ederiz. Ee, belli bir miktar fikirleri de yükselttikten sonra arkadaşlar. Mesela bu işte şeyde yükselttikten sonra işte Android'tir e, Vesairedir falan. Bunları da yükselttikten sonra insan kısmında da e, cyborg açılıyor. Mesela gördüğünüz gibi insan kısmında şu an Cyborg var e, oraya doğru gidelim Cyborg'u da açalım Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar Cyborg açılmış bunları da açıyorum Cyborg'dan sonra insan insanüstü e, Diye bir form açılıyor Birazdan puanımız yettiği zaman onu da açarız Mesela ben buraya kadar kesintisiz gelebildim arkadaşlar buraya kadar kesintisiz geldim ama Eee yani Oyna ilk başladığınız zaman e, buralara kadar değil kesintisiz gelmek o ilk tavşan, balık vesaire falan kısmında, kısmında takılıp kalıyorsunuz. Yani buralara kadar kesintisiz gelemiyorsunuz. Mesela ben burada şimdi insan üstünü de açtım. insan üstünden sonra kolonist diye bir özellik çıkıyor. Onu birazdan gösteririm. Zaten oyunun en başında da aslında gösterdiğim için ben sadece size e, bunları tek tek e, en baştan açıyorum. Mesela insan üstünü açtım İnsan üstünü açtıktan sonra insan üstü kolonist özelliği çıktı burada ben insan üstünü Bir miktar yükselttim daha fazla puan kazanabilmek için Mesela burada insan üstü kolonisini de açtım Ve e, burası artık bitti arkadaşlar yani burada e, açılabilecek başka bir şey kalmadı e, Artık olaylar fikir kısmında yürüyor Mars'a koloni kurana kadar e, devam edeceğiz oraya Şimdi hemen o tarafa doğru ilerleyelim Mesela bu özellikler diyor ki işte daha fazla %50 daha verimli çalışıyor. İnsan işte bilmem ne daha verimli çalışıyor. Bunları zaten siz tek tek okursunuz. Ben hızlıca buraları yükseltiyorum. Daha fazla puan kazanabilmek için bunu 20 seviyeye kadar çıkardım. Bu bana daha fazla puan kazanacak, kazandıracaktır. Hatta 25 seviyede yapabilirim. Şimdi bunları tek tek açacağım arkadaşlar. Bunları tek tek açtıktan sonra gördüğünüz gibi Mars yerleşim özelliğimiz çıkıyor. Artık Mars'a yerleşmeye başlayacağız. Ee, onun için de bayağı bir puan gerekiyor. Ee, ama o puanı da zaten birazdan toplarız. Yani olay artık bir yerden sonra milyon, milyarlardan falan çıkıyor, sentrilyon, işte kuatrilyon falan oralara gidiyor. Yani o kadar Fazla puan gerekiyor Dediğim gibi bu video Yaklaşık 20 dakikalık bir video olacak ama Videonun asıl amacı arkadaşlar Hem size oyunu gösterebilmek Oyunu gösterebilmenin yanında Canlı yayını hatırlatmak Umarım buraya kadar izlemişsinizdir de Canlı yayından haberdar olursunuz ama zaten Videonun başında da söylemiştim e, oyun bu arada çok ilginç bir şekilde kendine bağlayan bir oyun arkadaşlar yani böyle merak ediyorsunuz acaba bundan sonra ne açılacak bundan sonra ne olacak falan diye merak ediyorsunuz tabi e, ben bir ay boyunca oynadığım için buralara kadar çok rahat bir şekilde hemen 20 dakikada açabileceğim e, ama siz ilk oynadığınız zaman e, bunu bu kadar açmak mümkün olmayacak mesela bakın şu an bile benim e, puana ihtiyacım olduğu için e, işte entropi dediğimiz olayla ben boş bir alana tıklayarak puan toplamaya çalışıyorum. E, bu sayede Mars yerleşimi açacağım. Birazdan zaten 10 olmak üzere tamamlamak üzereyim. Bu arada gerçeklik motoru dediğimiz olayı da e, en yukarıdan tıklayarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeşil alana tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben Mars yerleşimi açtım. Mars yerleşimi açtıktan sonra görüyorsunuz artık puanlar çok daha fazla gelmeye başlıyor Ben hemen şurada yine kısaca Puan topluyorum Oyunun artık neredeyse sonuna geldik arkadaşlar Yani bir 5 dakikalık kısmımız falan kaldı Gördüğünüz gibi şu an dört parmağımla ekrana dokunaraktan puanları topluyorum ama siz daha da fazla bekletmemek adına bu kare kare diyorum küp şeklindeki olan para birimiyle ben burada fikir satın alabilirim. Şöyle bir tekrardan bakalım ne kadar ihtiyacımız var diye. Oyunda bu küpler para karşılığında satılıyor, real para karşılığında satılıyor. Ben çalmadım, kendi kendine birikti. Şimdi burada mesela. Ben dört tanesinin karşılığında bir sepilyon mu oluyor artık bilmiyorum e, Fikir satın aldım Şimdi bunları tek tek açıyorum e, Mars fabrika diyor Şimdi Mars'ta fabrika kuracağız arkadaşlar Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama üretim iyidir Hemen burada e, tekrardan satın alabilirim ben Çünkü e, yavaş birikmeye başladı artık Mesela bakın Mars yerleşimi yükselttikçe yeni özellikler açıldı. O yüzden ben hani 25 level'e kadar yükseltiyorum bazen. Çünkü eğer 25'e kadar yükseltmezseniz kalıyor, görmüyorsunuz. Bir de mesela az evvelki verimlilikle şimdiki verimlilik arasında dağlar kadar fark var. Hemen Mars fabrikayı da açabildim. Mesela az evvel bastığımda ne kadar para topluyordu şimdi bastığımda ne kadar para topluyor arkadaşlar görüyorsunuz ee, Para diyorum pardon fikir Şimdi burada Mars fabrikayı da birkaç seviye yükseltmem gerekiyor bu yeni özelliklerin açılabilmesi için Bu arada o insan kısmında insansı kolonist açtıktan sonra başka bir şey geliyor mu diye ben bakmıştım. Herhangi bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada tekrardan bu küp olan para birimiyle fikir satın aldım. Bunları tek tek açıyorum. Sizleri daha fazla da bekletmek istemiyorum. Burada Mars fabrikayı birkaç seviye daha yükseltmem gerekiyor. Mesela 5 seviye yaptıktan sonra yeni özellikler açıldı görüyorsunuz. Artık Mars il özelliğini açıyoruz. Mars artık il mi kuruyoruz bilmiyorum ama il dedi herhalde. İl kuruyoruzdur. Yani çok tıklamayla toplanacak gibi değil arkadaşlar. Hemen buradan küplerle tekrardan ben satın alıp burayı da açabilirim. ya da şöyle bir Mars fabrika yükseltelim belki e, yeteri kadar puan toplayabiliriz ama hiç uğraşmaya gerek yok. Ben e, 4 küple tekrardan fikir satın alıyorum. Şimdi burada e, Mars ili de açıyorum. Artık oyunun sonuna geldik sayılır. Gerçekten oyunun sonuna geldik sayılır. Birazdan oyunun sonunu sizlerle beraber göreceğiz. Yeni özelliklerin açılması için burada Mars ilini birkaç seviye yükseltmem gerekiyor. Anlaşılan. Yani artık bu birimleri görüyorsunuz. Milyondan, milyardan, trilyondan falan çok uzaklarda yani. Yani artık o birinin yanında kaç tane sıfır vardır orasını bilmiyorum. Hemen şuradan hızlıca biraz puan toplayayım. Zaten güzel bir şekilde fikir puanı geliyor şu an. Buradan da hemen 4 küp karşılığında fikir satın alayım. Bu özellikleri de artık açıp videonun sonuna gelmek istiyorum. Videoyu bitirmek istiyorum gördüğünüz gibi mesela bakın ötesi çok yakında diyor yani oyunun sonu bu arkadaşlar oyunda açıp açabileceğiniz her şey bundan ibaret şimdi bu en sol taraftaki özelliği açmamız için Mars ilini 10 seviyeye getirmemiz gerekiyormuş Mars ilini 10 seviyeye getirdim ve arkadaşlar artık oyunun sonuna gelmiş bulunuyoruz bu oyun bu şekilde son geliştirmeleri de yapıp videoyu bitiririm Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle diyorum. Erken bir bitiriş yapıyorum. Çünkü oyun artık neredeyse bitti. Ötesi çok yakında kısmına geldik. Zaten şimdi bunu da açtıktan sonra ötesi yok. Gerçeklik motorundan simülasyonu hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben oyunu 3-4 kere gerçeklik motorundan sıfırlandırıp simülasyonla hızlandırıp o şekilde başlattım. Şimdi hızlıca şuradan e, dokunup Puanı toplayayım diyeceğim ama hiç gerek yok beklemeye hiç gerek yok e, Ve bu şekilde oyun artık bitiyor gördüğünüz gibi açabileceğim hiçbir şey kalmadı Oyunu tamamlamış olduk e, Bitti yani bu kadar size sırasıyla e, en başından göstereyim gezegen işte hücre Ondan sonra bu da sonra fikir dönemi açılıyor. Fikir dönemi açıldıktan sonra işte keşifler dönemi, icatlar vesaire falan. En sonunda da uzay kısmı gördüğünüz gibi arkadaşlar işte il oluşturmuşuz. Kolonilerimiz var vesaire falan. Oyun bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşama görüşebilmek dileğiyle lütfen canlı yayına gelin diyorum. Çok mutlu olurum diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.